Sultan 3. Selim 24 Aralık 1761 günü İstanbul'da Topkapı Sarayı'nda dünyaya geldi. 28. Osmanlı Padişahı ve 107. İslam Halifesidir. Babası Sultan 3. Mustafa'dır. 3. Mustafa öldüğü zaman 3. Selim 13 yaşındaydı. Bu yüzden tahta amcası 1. Abdülhamit geçti. Sultan 1. Abdülhamit, Rusların Özlü Kalesi'ndeki Müslümanlara katliam yapıldığını öğrenince kederinden vefat etti. 1789 yılının Nisan ayında tahta oturan 3. Selim, şehzadelik döneminde gerek babası gerek amcası tarafından titizlikle eğitildi. Kafes hayatı yaşamayan 3. Selim, büyük alimlerden dersler aldı. Babası ve amcası ile seyahatlerde bulundu. Şehzadelik döneminde Fransız İmparatoru ile mektuplaşmalar gerçekleştirdi. Devletin önemini kavraması için divan toplantılarında bulundu. 3. Selim'in şehzadelik döneminde rahat bir hayat yaşadığı için tahta tam olarak hazır bir şekilde çıktı. 3. Selim tahta çıktığı zaman Avusturya ordusu Şebeş'te bozguna uğratılmış, ancak Ruslar Özü, Hocapaşa ve Hotin Kalesi'ni ele geçirmişlerdi. Serasker Vezir Kemankeş Mustafa Paşa'nın komutasındaki 30 bin kişilik Osmanlı ordusu Fokşani Meydan Muharebesi'nde Birleşik Avusturya Rus ordusunu mağlup etmeyi başardı. Aynı bölgelerde yaklaşık 2 ay sonra 22 Eylül 1789'da Serdar-ı Ekrem Hasan Paşa komutasındaki Osmanlı ordusu Birleşik Alman Rus birliklerine karşı Buzağı Meydan Muharebesi'nde mağlup oldu. 23 bin Türk askeri şehit oldu ve 68 top müttefik ordusunun eline geçti. 9 Kasım'da Almanlar Bükreş'i, Ruslar ise Yaş şehrini ele geçirdiler. Osmanlı ordusu Tuna Nehri'nin güneyine çekildi. General Rudon komutasındaki Almanlar Belgrad'ı ele geçirdiler. Tuna'nın kuzeyinden ilerleyen Avusturya orduları Osmanlı ordusu tarafından bozguna uğratıldı. Binlerce ölü ve esir verdiler. 50 top Osmanlı'nın eline geçti ve kurtulmayı başaranlar savaş meydanından kaçtılar. Prens Potemkin çok mühim olan Akkerman ve Bender kalelerini ele geçirdi. Bu kalelerin kaybedilmesiyle Besarabya bölgesi Rusların işgaline açık bir hale geldi. Ancak Cezayirli Hasan Paşa komutasındaki Osmanlı ordusu Rus ordusunu mağlup etmeyi başardı ve Ruslar burada durduruldu. Savaş bu durumdayken Fransız ihtilali Avrupa'yı sarmaya başladı. Avusturya savaştan önceki sınırları geri vermeyi teklif etti ve sulh istedi. Osmanlı ile Avusturya devleti Zistovi kasabasında 14 maddelik bir antlaşma imzaladılar. Böylelikle 3 yıl 5 aydan beri devam eden Osmanlı-Avusturya savaşı son bulmuş oldu. Harp içinde Rusların alıp Almanlara verdikleri Hotin Kalesi de Osmanlı'ya bırakıldı. Hotin haricinde bütün işgal ettikleri toprakları Osmanlı'ya iade ettiler. Böylelikle tarihteki son Osmanlı-Alman savaşı da bitmiş oldu. Bir daha Osmanlı ile Almanya ülkeleri savaş yapmayacaklardır. Osmanlı-Avusturya antlaşmasından 6 gün sonra da Rusya ile Osmanlı devletleri Yaş şehrinde müzakere başlatmak üzere toplandılar. 4 ay süren müzakere sonucunda barış sağlandı ve savaşa son verildi. Antlaşmaya göre Boğdan, Besarabya, Güney Podolya ve Bucak boşaltılıp Osmanlı'ya teslim edildi. Ancak Özü, Kılburun ve Hocapaşa kaleleri Rusya'ya bırakıldı. Sultan 3. Selim, 2. Viyana kuşatmasından beri devletin sürekli olarak bir gerileme içerisinde olduğunu ve eskiden dünyayı titreten bir Osmanlı ordusu varken bugün belirli kısımlarda başarı sağlayabilen bir orduya sahip olduğunun bilincindeydi. 3. Selim'in de çok iyi bir devlet eğitimi alması ve geleceği gören keskin bir zekaya sahip olması, bozulan ve düzensizleşen devlet düzenini
tekrar geri kazanmak için yeni reformlara başvurulması gerektiğini bildirdi. Rusya ve Avusturya savaşları bitmiş, devlet her yandan barış dönemine girmişti. İşte tam da böyle bir zamanı fırsat bilen 3. Selim yeni ıslahat çalışmalarına başladı. 1791 yılının Ekim ayında 19 Türk ve 2 yabancıdan imparatorluğun niçin eski gücünü kaybettiği, bu güce erişmek için hangi reformların yapılması gerektiği hakkında rapor yazılmasını istedi. Raporlar genel olarak şu kanı içerisindeydi. Osmanlı ancak kısa bir dönemden beri Avrupa'dan geri kalmıştı. Hızlı bir reform hareketine girişelim, ordumuzu ve devletin müesseselerini tekrar gözden geçirelim, bizde olmayan savaş teknolojisini donanmaya ve kara ordusuna kazandıralım yönündeydi. Bu reformların yapılması zor gibi gözükmesine rağmen 3. Selim kararlılıkla işe başladı. İlk olarak yeni bir kara ordusu kurmak derdindeydi. Bu işe ilk karşı çıkan kişiler Yeniçeriler olmuştu. Sultan Selim, Hattı Hümayunlarıyla Nizam-ı Cedid hareketlerini sürekli takip edip yönlendiriyordu. Başta modern topçu, humbaracı el bombası atabilen, istikam yani lahımcı askerleri yetiştirmeye başlandı. Diğer taraftan Yeniçeri Ocağı kapatılmadan devam ediyordu. Avrupa'dan subaylar, mühendisler, denizciler getirildi. Üniformalar yenilendi. Donanma bakımından Osmanlı geride değildi. Ancak daha da ileriye gitmek istiyordu. Sultan Selim'in gözetimi altında büyük ve modern gemiler inşa edildi. Son teknolojiyle donatıldı. Damat Küçük İbrahim Paşa, kaptanı deryalığa getirildi. Ölünceye kadar 11 yıldan fazla donanmanın başında kaldı. 24 Şubat 1793 yılında Nizam-ı Cedid rejimi resmen ilan edildi. Osmanlı'nın kontrolü altındaki eyaletlerin de düzeni bozulmuş, çoğu keyfekeder yönetim biçimi sergiliyorlardı. İstanbul ordu ile uğraşırken bir de eyaletler sorununu çözmeye çalıştı. Özellikle uzaktaki eyaletler padişahın emirlerini işlerine geldiği takdirde dinliyorlardı. Avrupa devletleri bu dönemde kendi iç savaşlarıyla uğraşıyordu. 3. Selim ise barış dönemini gerçekten çok iyi bir şekilde değerlendiriyordu. Avrupa'nın bilim, teknik ve tecrübelerinden oldukça faydalanmıştı. Askeri ve devlet müesseseleri dışında ticaret ve ziraat de yeni reformlar ile canlılık buldu. Tarihi yakından takip eden 3. Selim, özellikle Köprülü ailesinin sadaretinin olduğu dönemlerde yapılmak istenen ancak hayata geçirilemeyen ıslahatları da araştırdı. Padişah Ebu Bekir Ratip Efendi'yi Viyana'ya göndererek bir reform programı hazırlamasını istedi. Bu sayede Avrupa'yı yakalamak bir yana daha da ileriye gidecekti. İstanbul'da yeni tophaneler kuruldu ve Avrupa'dan top döküm ustaları ile topçu eğitmenleri getirildi. Bu sırada çıkan kanuna göre ticaret ile uğraşan Yeniçeriler engellendi. Sıkıntılı olan eyalet sistemi yeniden ele alınarak elde bulunan topraklara düzenlenme getirildi. Anadolu ve Rumeli toprakları 28 eyalete ayrıldı. Bir eyaletin başındaki paşa 3 yıl geçmeden buradan ayrılamayacaktı. Diplomasi alanında Avrupa'da daimi elçilikler açıldı. Avrupalı devletlerin birbiriyle olan ilişkileri ancak İstanbul'daki Fener Beylerinin verdiği bilgiler çerçevesinde öğreniliyordu. Bunlar da çoğu kez Osmanlı sistemine sadık değillerdi. Balkanlarda Sırplar, Karadağlılar ve Rumlar bağımsızlık elde etmek için silahlı mücadeleye girişmişlerdi. Mısır'da Mehmet Ali Paşa, Yemen'de Vahabiler ve Anadolu'nun farklı yerlerinde başka ayaklanmalar çıkıyordu. Yapılan ıslahat çalışmaları 3. Selim'e bağlı olmayan komutanlar yüzünden gecikmeye uğradığı da oluyordu. Dönem Avrupa'nın 1789 Büyük Fransız İhtilali'nin getirdiği savaşlarla altüst olduğu devirdir. Büyük İhtilal Sultan Selim'in cülusu ile aynı yıl içinde çıktı.
Fransızların başında dünyanın en kudretli generallerinden biri olan Napolyon Bonaparte bulunuyordu. Fransa ile Osmanlı 1396 Nibolu Harbi'nden 400 seneden beri resmen birbirlerine savaş ilan etmemişlerdi. Birçok anlaşmazlıklar, vuruşmalar olmuş ancak topyekün bir savaşa girilmemişti. Bu sırada Fransa kendisini geride bırakan İngiltere'ye geçmiş ve dünyanın en kudretli devleti haline gelmişti. 1797 yılında Napolyon Venedik Cumhuriyeti'ne son vermiş ve onun Dalmaçya'daki topraklarına el koymuş, İonya adalarını işgal etmiş, Fransa Osmanlı ile ilk defa sınırdaş durumuna gelmişti. Napolyon donanma ile hareket edip 1798 yılında Malta'yı aldı ve Malta Şövalyeleri Devleti'ne son verdi. Oradan ilerleyerek Osmanlı'ya savaş ilan etmeksizin İskenderiye önüne geldi. Hiçbir devlet hedefin Mısır olduğunu kestirememişti. Napolyon 450 parçalık donanması, 35 bin askeri ve 25 bin denizcisiyle İskenderiye şehrini işgal etti. Ancak halka hiç dokunmadı. Arapça yayınladığı beyannamede, padişaha kafa tutan Memlük beylerini cezalandırmak için geldiğini, padişahın otoritesini kurduktan sonra ayrılacağını, İslam dinine, örf ve adetlerine saygılı olduğunu bildiriyordu. Bonaparte, İskenderiye'den ilerleyerek Kahire'ye doğru yürüdü. Memlüklerden Murat Bey'in 10 bin askeri kendisine engel olmaya çalıştıysa da Napolyon Murat Bey'in ordusunu dağıttı. Mısır Beylerbeyi Ebu Bekir Paşa'nın kontrolündeki 20 bin askeri de kolayca yenmeyi başardı. Bu başarısının ardından ertesi gün Kahire'ye girdi ve buradaki zenginleri haraca kesti. Birkaç gün sonra haftalardır Fransız donanmasını takip eden İngiliz Amiralı Nelson, İskenderiye'deki Fransız donanmasını tamamen yaktı. Donanmadan mahrum kalan Napolyon, Mısır'da hapis kalmıştı. Bu gelişen olaylar üzerine 2 Eylül 1798 günü Osmanlı Devleti Fransa'ya savaş ilan etti. Bu suretle Fransa ile savaşan İngiltere, Osmanlı ile müttefik oldu. Ardından Rusya da Fransa'ya savaş açarak Osmanlı'nın ikinci müttefiki oldu. Napolyon ordusu ile ilerleyerek Gazze'ye, ardından Filistin'e girdi. 13 Mart 1799'da Yafa'ya geldi. Burada bulunan 10 bin kadar Osmanlı askeri ve halkı kılıçtan geçirdi. Buradaki en müstahkem kale olan Akka'nın önüne geldi. Kaleyi Cezar Ahmet Paşa savunuyordu. İstanbul'dan gelen yeni Nizam-ı Cedid askerleri kaleye girmiş, top ve mühimmat bakımından tam donanımlıydı. Tek düşündüren taraf düşmanın başında ün yapmış namağlup Napolyon bulunuyordu. Birleşik Osmanlı İngiliz donanması Fransız ordusu üzerine ateş açtılar. Az da olsa Fransa ordusu burada zayiat verdi. Bonaparte Akka Kalesi önünde çakılıp kalmıştı. Surlara yaklaşamıyordu bile. 7 Mayıs'ta İstanbul'dan gelen 3000 Cedid ordusu daha kaleye girmeyi başardı ve savunma böylece daha da kuvvetlendi. Bonaparte Kahire'de sadece birkaç bin asker bırakmıştı. Burada isyan çıktığını öğrenince kale muhasarasını kaldırmak durumunda kaldı. 2 ay 14 gün süren muhasarada Napolyon hiçbir şey elde edemedi. Napolyon Bonaparte'ın ilk mağlubiyeti tüm Avrupa'da sevinçle karşılandı. 3. Selim Cezar Ahmet Paşa'ya altın çelenk gönderdi. Fransız donanmasını yakan Nelson'a ise pırlanta nişan verdi. Napolyon bu savaşı kaybetmesinin ardından hayatının sonuna kadar kale muhasarasına girişmedi. Köse Mustafa Paşa 80 gemi ve 8 bin asker ile İskenderiye limanına çıkartma yaptı. Ancak Napolyon'un kuvvetleri burada Osmanlı'yı yenmeyi başardı ve Mustafa Paşa Fransızlara esir düştü. İstanbul'dan büyük bir ordunun daha Mısır'a hareket ettiğini öğrenen Napolyon, 25 Temmuz'da 2 gemiyle buradan kaçmayı başardı. Mısır'daki Fransız ordusunun başına General Kleber'i getirdi. Kleber de güçlü bir askerdi. 1799 yılını takip eden 1800 ve 1801 yıllarında Fransız ordusunun durumu Mısır'da gittikçe zorlaşıyordu.
Sadrazam Yusuf Paşa bir ordu ile Kahire'ye girmek istediyse de Kleber tarafından yenilerek geri çekilmek zorunda kaldı. Bu sırada General Kleber bir suikaste kurban gitti ve burada öldü. Kaptan-ı Derya, damat Küçük Hüseyin Paşa 70 parça donanma ile İskenderiye'ye geldi ve Fransızların buradan kaçmasını engellemek için denizden şehri kuşattı. Fransız başkumandanı General Blert Fransa'dan yardım istedi. Ancak yardım gelmedi. Bütün ümidini kaybeden general buradaki can kayıplarının önüne geçmek için teslim olmak istediğini bildirdi. Osmanlı ordusu 10 Temmuz 1801 günü Kahire'ye, 26 Ağustos'ta ise İskenderiye'ye girdi. Mısır'ın işgalden kurtulmasının ardından İstanbul'da 4 gün 4 gece şenlik yapıldı ve 3. Selim'e gazi dendi. Arabistan'da zühur eden Vahabilik hareketi gittikçe büyüyerek ehemmiyet kazandı. Şeyh Muhammed İbni Abdülvehhab adındaki Hanbeli fakihi yeni bir Sünni mezhebinin esaslarını ortaya atmıştı. Mezhebin felsefesi İslam'ı peygamber zamanındaki safiyetine kavuşturmak, bid'atlerden kurtarmaktı. Necd emiri Muhammed İbni Suud Şeyh Abdülvehhab'a damat oldu. Ona inandı ve onun mezhebini yaymak için maddi imkan sağladı. 1766'ya kadar 39 yıl Necd emiri olan Muhammed İbni Suud'un halefleri de aynı ideali devam ettirdiler. Bu suretle ortaya yeni bir İslam aksiyonu çıktı. Emir Muhammed'in 1745'te Vahhabi olması Baba Ali tarafından tespit edildi. Ancak mezhep meselelerine karışmamak için görmezden geldi. Necd emiri Muhammed'in yerine geçen oğlu Abdülaziz İbni Suud, Vahabilik mezhebini yayma politikasını gittikçe arttırmaya başladı. 1803 yılı başlarında Hicaz'a girdi ve bir ay muhasaradan sonra Taif'i aldı. 30 Nisan'da ise Mekke'ye girdi. 3 ay 6 gün Mekke'de kaldı. 6 Ağustos 1803'te Hicaz Beylerbeyi Şerif Paşa Mekke'yi geri almayı başardı. Ancak Mekke'nin kısa bir müddet de olsa Vahabilerin elinde kalması tüm İslam alemi tarafından tanınmasına yol açtı. 4 Kasım 1803'te Emir Abdülaziz bir Şii tarafından bıçaklanarak öldürüldü. 1790, 1795 ve 1798 yıllarında Mekke Emiri Şerif Galip Vahabiler üzerine 3 defa gitmişti. Ancak başarı sağlayamamıştı. Abdülaziz'in ölmesinin ardından yerine 55 yaşındaki oğlu Emir Suud geçti. Emir Suud Umman'ı işgal etti. Medine'yi ve Mekke'yi de ele geçirmeyi başardı. 7 yıl 5 ay Medine'yi ve 7 yılda Mekke'yi yönetti. Vahabi meselesi bu surette 3. Selim'den 2. Mahmud'a intikal etti. Osmanlı düzeninde asıl Arabistan yerli hanedanlar ve bunların başlarında Şeyh Emir denen mahalli hükümdarlarca idare edilirdi. Mekke ve Medine'de Haşimilerden birer şerif Emir ünvanıyla bulunurdu. Arabistan'ın batı kesimini Cidde'de oturan Osmanlı Beylerbeyi, doğu kesimini ise Basra veya Bağdat Beylerbeyi, aynı zamanda birbirleriyle münasebetleri iyi olmayan şeyh ve emirleri koordine ederdi. ...1806'da Sırplar ihtilal çıkardılar. Bir sebep Fransız ihtilalinin bütün Avrupa'ya yaydığı milliyetçilik fikirlerinin Osmanlı Devleti'nin Hristiyan akvamına sıçramasıdır. Diğer sebep bilhassa Yeniçeri takımının Balkanlarda Hristiyanlara kötü muameleleridir. Anadolu gibi devletin ikinci kanadı olan Rumeli de zorbaların elindeydi ki
Bunların en büyüklerine ayan deniyordu ve bazılarının ciddi orduları vardı. 2 Haziran 1806 günü 3. Selim Rumeli ayanını ezmek maksadıyla en ünlü Nizam-ı Cedid kumandanlarından Vezir Kadı Abdurrahman Paşa'yı Konya'dan İstanbul'a çağırdı. Paşa 24 bin Nizam ordusuyla İstanbul'a geldi. 15 Temmuz'da Edirne'ye hareket etti ve yolda ne kadar ayan, derebeyi, zorba, işkıya bulduysa haklarından geldi. İstanbul'daki Nizam-ı Cedid düşmanı devlet adamları paşanın Müslüman kanı döktüğünü padişaha şikayet ettiler. Sultan Selim buna istinaden Abdurrahman Paşa'yı geri çağırdı. Bu suretle Rumeli'nin zorbalardan temizlenmesini engelledi. Hem Sırp ihtilalinin büyümesine sebep oldu hem de Nizam-ı Cedid düşmanlarına büyük taviz ve cesaret vermiş bulundu. Sırp ihtilalini Avusturya kışkırttı. İhtilalin lideri olan Kara Yorgi, Viyana'nın adamıydı. 1804'te efendilerine ihanet ederek mezhep ve ırk yakınlığı dolayısıyla Rusya'ya yanaştı. 13 Aralık 1806 günü uzun mücadelelerden sonra Belgrad'ı alıp şehirdeki Müslümanları kılıçtan geçirdi. Rusya, Sırp ihtilalinin ezilememesi ve yeni fütühat emelleriyle Osmanlı'ya savaş ilan etti. General Mihelson 60 bin askerle 8 Kasım 1806 günü Bender'i ele geçirdi. 8 gün sonra da Hotin Kalesi düştü. Akkerman ve Kilik'i de alarak Bucak denen Besarabya'nın Karadeniz sahillerini işgal etti. İsmail de hezimete uğrayıp Tuna Deltası'nda durdu. Yaş Antlaşması'ndan 14 yıl 11 ay sonra başlayan bu yeni Osmanlı-Rusya Savaşı bu tarihten sonra Sultan 2. Mahmud'a intikal etti. Osmanlı Devleti Rusya ile savaş halindeyken dahili durumu da perişan ve İstanbul bile anarşi yuvası iken 77 yıl önceki Patrona Halil ihtilaline benzeyen neticeleri bakımından ondan çok daha vahim bir ihtilal koptu. Tam bir irtica hareketiydi. Nizam-ı Cedid karşısında ulema önce çekimserdi. Nizamcı olanları vardı fakat Nizam-ı Cedid ricalinden bazılarının beceriksizlikleri yüzünden ulema muhalefete başladı. İshakzade Mehmet Ataullah Efendi ulemayı Nizam-ı Cedid'e ve padişaha karşı ayaklandırmayı başarmıştı. Diğer taraftan 3. Selim tavizciydi ve kan dökülmesinden nefret eden büyük bir sanatkar kişiliğe sahipti. Kendi öz eseri olan Nizam-ı Cedid hareketini yıkmak için büyük hatalar yaptı. Taviz verirse muhalifler yumuşar sandı. Aksine işler daha da kötü bir hal aldı ve isyancılar da verilen bu taviz karşısında cesaret buldu. 3. Selim bir türlü Kapıkulu ocaklarını tasfiye edemedi. Onlar ise son günlerini yaşadıklarını biliyorlardı. Yeniçeriler içerisinde ocaklarını bırakmayı şerefsizlik sayan samimi askerler olsun, yeni düzene geçince pek çok gelirini kaybedip yalnız maaş alacağını bilen menfaatçi askerler olsun, Kapıkulu ocaklarından ayrılıp Nizam-ı Cedid ordusuna yazılmıyorlardı. Yeniçeri generalleri arasında Avrupa ile bu ordu ile savaşılmayacağını bilenlerin sayısı da az değildi. Ocağın ilgasından başka çare olmadığına kanaat getirenler bile mevcuttu. Bunlar da zaten başka görevlere geçecek yüksek rütbeli kişiler oldukları için görevlerini kaybetmek endişeleri de yoktu. Fakat padişahın bir türlü Yeniçeri ocağını kaldırmaya cesaret edememesi muhaliflerin elini kuvvetlendiriyordu. Devlet Nizam-ı Cedid'e 3 milyar akçe gibi muazzam bir bütçe ayırmıştı. Kapıkulu ocakları ise 3 aylık ulufelerini zorlukla alıyor ve padişah tarafından özellikle geciktiriliyordu. 3. Selim kendisinden sonra tahta geçecek olan Veliaht Şehzade Mustafa'ya çok iyi davranıyordu. Ancak Şehzade Mustafa tahta geçmek ihtirasıyla Nizam-ı Cedid muhaliflerini kışkırtıyordu. 25 Mayıs 1807 günü Kastamonulu Kabakçı Mustafa adındaki bir neferi başlarına geçiren Yeniçeriler
devlet adamlarının da kışkırtmasıyla isyana giriştiler. Nizam-ı Cedid üniformasını giymeyi reddederek bu üniformaları parçaladılar. İsyancılar, Nizam-ı Cedid taraftarı olan bazı generaller ve eğitmenleri ele geçirip parçaladılar. Seferde olan Sadrazam'a vekalet eden Köse Musa Paşa, Nizam-ı Cedid askerlerine kışlalarında kalmasını, isyanın kolay bir şekilde bostancılar ile bastırabileceğini söyleyerek onları kandırdı ve kışlalardan çıkmasını engelledi. 28 Mayıs'ta sarayı basan isyancılar başlarında Köse Musa Paşa ve Ataullah Efendi ile Padişah 3. Selim'i tahttan indirmeyi başardılar. Osmanlı Devleti'nin 167 yıldan beri gördüğü en aydın fikirli, en değerli hükümdarın sonu böyle oldu. Tahta Sultan 4. Mustafa çıkarıldı. Eski Nizam-ı Cedid taraftarlarından Rusçuk ayağını Alemdar Mustafa Paşa, bu kargaşaya son vermek ve 3. Selim'i tekrar tahta geçirmek amacıyla bir ordu oluşturarak İstanbul'a yürüdü. Alemdar Mustafa Paşa saray kapısında ordularıyla bekleyerek 4. Mustafa'yı tahttan inmeye zorlamaktayken 4. Mustafa kendisi yerine tahta geçebilecek iki Osmanlı hanedanı üyesini boğdurtmaya karar verdi. Böylece hanedanın tek üyesi olarak kaldığı için kendisinin tahta bırakılacağını hesaplamıştı. 3. Selim kendisini boğmak için saraydaki odasına gelen cellatlarla büyük bir mücadele verdi. Ama sonunda can verdi. 4. Mustafa'nın adamları padişahın kardeşi Şehzade Mahmud'u da öldürmek istediler. Ancak Mahmud saklanarak ölümden kurtuldu. Bu sırada sabrı taşan Alemdar Mustafa Paşa askerleriyle saraya girdiğinde 3. Selim'in naaşıyla karşılaştı.